AKP 1 Kasım'da ne vaat ediyor? 7 Haziran seçimlerinden önce AKP bize ne vaat ediyor diye sormuş ve şunları yazmıştım. Hükümdarlar sabah akşam daha güvenle zulüm yapabilmek, kendisinden olmayanları hakkın ve hukukun ne dediğine bakmadan sindirebilmek, yok edebilmek için halka yalvarıyor. Oy verin bize, oy verin. Oy verin ki pire gibi ezelim, karşımızda duranı yok edelim. Hıkmık edeni ettiğine bin pişman edelim. Daha hesapsız olalım, daha çok çılgınlaşalım. Dünyanın kaç bucak olduğunu bizden olmayana gösterelim. Yüzler kıpkırmızı hiddetten damarlar gerilmiş ve genişlemiş. Yüz hatları öfkenin bütün izlerini taşıyor. Yumruklar sıkılabildiği kadar sıkılmış. Sandıktan başka her yerde meşruiyetini kaybetmiş olanlar tek meşruiyet alanı için canla başla koşturuyor. Ağızlarından adalet sözcüğü hiç çıkmıyor. Bu ülkeye hukuk getireceğiz. Şeksiz şüphesiz, amasız fakatsız can ve mal güvenliğinizi sağlayacağız.'' Hiç kimse işlemediği bir suçtan dolayı zan altına alınmayacak, suçlanmayacak, ötekileştirilmeyecek, dövülmeyecek, horlanmayacak gibi evrensel sözler duymuyorsunuz. Sadece daha çok güç istiyorlar. Daha çok güç, daha çok iktidar. Fiilen tek şey vaat ediyorlar. Bizden olmayan herkesin hakkından geleceğiz. Kutuplaşmanın bir siyaset olarak yürütüldüğünü ve kutbun diğer tarafında kalanlara her türlü mağduriyetin yaşatılacağını her hallerinden anlıyorsunuz. Onlara hakim olan şey öfke, hiddet ve hesaplaşma düşüncesi. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı iniyorlar. Seçimlerde milleti kandırabilirlerse ve tekrar muktedir olabilirlerse kılıçları kuşanmış bir şekilde sahneye inecekler. İtiraz eden herkesin mallarına, kurumlarına, medyasına, özel mülklerine çökecekler. 1 Kasım seçimlerine hazırlanırken AKP'nin bunlardan başka umut vaat eden hiçbir sözü yok. Aynı vaatler eşliğinde girilen 7 Haziran seçimlerinde halkın kararını beğenmeyen Recep Tayyip Erdoğan seçmenlere hatasını düzeltme fırsatı sundu. Düşmanlarının içine de bir düşman daha ekledi. Kürtlerin kendisine verdiği sözü tutmadığını, bu yüzden 400 vekil çıkartamadıklarını düşünen Erdoğan, HDP'yi de düşmanları arasına ekledi. 1 Kasım'da kendi partisi tam yetki alırsa hakkından gelinecekler arasında artık HDP de olacak. Erdoğan, AKP üzerinden girdiği bu seçimlerde de hak, hukuk, adalet, ekonomik kalkınma ve demokrasiden çok hakkından gelinecekler listesine odaklanmış durumda. Bir anda artan terör eylemlerinin yükünü barajı geçme suçu işleyen HDP'nin üstüne yüklüyor. AKP çevrelerinin ağzında terörün asıl kaynağı olan PKK ise neredeyse hiç yok. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin geçmiş dönemlerdeki vaatlerinden ve davranış biçimlerinden eser kalmış değil. Öyle ki terörü lanetleyen bir miting için çıktıkları Avrupa yolculuğunda Emine Erdoğan'ın lüks bir mağazayı kapatıp alışveriş yapması ve bunun kamuoyunda uyandıracağı rahatsızlığı bile hesap etmemeleri Türkiye'ye ne vaat edildiğini çok iyi anlatıyor. Ülkenin bazı illerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı, halkın beyaz bayraklar çekerek diyaliz merkezlerine ulaştığı, yoksulluğun kan revanın her tarafı sardığı, toplumun büyük bir bölümünün gelecekle ilgili kaygılar taşıdığı bir zamanda, ülkenin en tepesinde oturan insanların Avrupa'nın lüks mağazalarını alışveriş için kapatmaları ve bunun nasıl bir toplumsal kopuşa sebep olacağını hesaplamamaları çok acı değil midir? Bir daha söyleyeyim, bunun ekonomik tarafı değil ama psikolojik kaygısını taşımıyor olmaları bir kasım seçimlerinde ne vaat ettiklerinin en açık göstergesi.